Ana haber bülteni Diyar Bindavi ile başlıyor. İyi akşamlar sayın ve değerli seyircilerimiz. Türk Mobil Televizyonu'ndan günlük ana haber bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Başbakan Mehmet Şia Süden'in hükümetin Irak basınında başarısı için tüm olanakları sağlama ve ulusal rolunu güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Parlamento Başkanı Vekili Muhsin El Mendelavi ise yolsuzluk, terör, ideolojisi, aşırıcılık ve uyuşturucu belasıyla mücadele sırasında 4. otoritenin devleti desteklemedeki rolunu takdir etti. Gazeteciler Sendikası Başkanı Muayet Ellami ise Iraklı gazetecilere verdiği destekten dolayı Başbakan'a teşekkür etti. Diplomasi ilişkin olarak Dışişler Bakanlığı ABD Kongresi'ndeki bir temsilcinin Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Ziyad'ın aleyhinde açıklamalarını reddetti. İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önümüzdeki pazartesi ve salı günü iki aday Mesut Pezeşkan ve Said Celili arasında iki televizyon tartışması gerçekleştirilecek ve bunlar İran resmi televizyonunda canlı yayınlanacaktır. İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Rafah kentine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli şehit düştü. Aralarında basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Merhaba sayın seyircilerimiz. Başbakan Mehmet Şia Süden'i hükümetin Irak basınında başarısı için tüm olanakları sağlama ve ulusal rolunu güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Başbakan Irak basın günü vesilesiyle merkezi kutlamada yaptığı konuşmada hükümetin gazetecilere görevlerini taciz veya istismar olmadan yerine getirebilmelerini de girinti eden güvenli bir ortam sağlamaya yönelik çalışmalarına dikkat çekti. Parlamento Başkan Vekili Muhsin El Mendelavi ise yolsuzluk, terör, ideolojisi, aşırıcılık ve uyuşturucu belasıyla mücadele sırasında 4. otoritenin de devleti desteklemedeki rolunu takdir etti. Yolsuzluk yapanların da devlet kurumlarından ve medyadan menfaat sağlayanların ve bunlarla bağlantılı olanların ortadan kaldırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi arzusunu vurguladı. Gazeteciler Sendikası Başkanı Muayet Ellami ise Iraklı gazetecilere verdiği destekten dolayı Başbakan'a teşekkür etti. Ellami açıklamasında ise ayrıca gazeteciler emeklilik yasasında hükümlerinin de değiştirilmesi ve parlamentoda onaylanması çağrısında bulundu. Maaş dereceleri konusuna ilişkin olarak Başbakan hükümetin vatandaş kategorileri arasında adaleti sağlamaya yönelik her türlü çabaya desteğini doğruladı. Başbakan maaşı düzenleme koordinatörlüğü temsilcilerinden oluşan heyeti kabul ederken çalışanlara ve kamu sektöründeki işçilere yönelik maaş listesinin gözden geçirilmesinin 34'ten fazla yasa değişikliğinin gözden geçirilmesini gerektirdiğine dikkat çekti. Daha önceki bir hükümet faaliyetinde Başbakan, Bağdat'ın El-Karah bölgesinde Şih Ahmet El-Vali'nin müzesi ve merkezinin açılışını yapmıştır. Şih El-Vali'nin de ailesiyle görüşen Başbakan, müzenin tüm imar koşullarında sağlanması yönünde talimat verdi. Ayrıca Bağdat Belediyesi'nin de Irak'ın hafızasını oluşturan en önemli Iraklı ulusal ve kültürel şahsiyetler için müzeler kurulması yönünde çalışmalar yapması talimatını verdi. Başbakan El-Azmiye bölgesine yaptığı ziyarette hizmetler hakkında bilgi edinmek ve en önemli şikayet ve önerileri dinlemek hizmet sunumunu da geliştiren bir performans değerlendiren her şey için Irak'ın çeşitli yerlerindeki vatandaşlarla iletişim kurma yaklaşımının da devam ettiğini vurguladı.
Başbakan Azamiye bölgesi şehirleri ve ileri gelenleriyle yaptığı görüşmede projelerin uygulanmasını ve ilgili hizmet dairelerinde performansını takip etmenin önemini vurguladı. Azmiye'deki sektör ve hizmet kurumlarından yetkililerinde yer aldığı toplantıya başkanlık eden Başbakan, hükümetin bir grup proje aracılığıyla miras ve arkeolojik alanlara olan ilgisini vurguladı. Başbakan Bağdat'ın diğer bölgeleri gibi Azmiye'de de özellikle eğitim sektörü, okulların sağlık merkezlerinin de bolluğu, bakım düzeyi ve diğer belediye hizmetleri açısından hizmetler üzerinde büyük baskıya neden olan bir nüfus artışına tanık olduğunu söyledi. Diplomasi ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı ABD Kongresi'ndeki bir temsilcinin Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Ziyaden aleyhindeki açıklamalarını reddetti. Dışişleri Bakanlığı Yargı Konseyi Başkanlığı da kişiliğine ve Irak Devleti'nin de temel haklarına yönelik ihlallara ilişkin bu açıklamalarda belirtilenleri tamamen reddettiğini belirterek, bu açıklamalarında genellikle Irak'ın iç işlerine açık bir müdahale olduğunu vurguladı. Hükümetin programını desteklemek için Planlama Bakanlığı'nda çabaları çerçevesinde Kerk Valisi Altınköprü Riyad ve Maus Hastanelerinin de ihtiyaçlarını tamamlamak için ve kurulmasına yönelik projeyi hızlı yönlendirme çağrısında bulundu. Hükümet programını desteklemek için Planlama Bakanlığı'nın çabaları çerçevesinde Kerkük Valisi, Altınköprü, Riyad ve Mağuz Hastanelerinin ihtiyaçlarını tamamlamak için ve kurulmasına yönelik projeyi hızla yönlendirme çağrısında bulundu. Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi valilik binasında bir toplantı yaptı. Toplantıda Kerkük'e bağlı Altınköprü nahiyesi, Riyad ve Mağuz ilçesinde hastane kurma projelerine yönelik yönlendirme ve tüm ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra bütün ekiplere hızla çalışmalarında devam etmelerinde vurgu yaptı. Ayrıca toplantıda Genel Planlama Müdürü Mühendis Kasım İbrahim Hafız, Kerkük Tarım Müdürü Zühayr Ali, Sözleşmeler Direktörü Ahmet Matar ve uygulayıcı şirketlerin katıldığı bir toplantı sırasında bulundular. Modern hastane projeleri Kerkük Valiliği tarihinde türünün ilk örneği olup hükümet programının uygulanması ve Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani kararlılığı ve destek çabaları kapsamında gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Dr. Muhammed Temimi, Kerkük yönetiminin çabaları ve tek ekibiyle kaliteli projeleri hayata geçirme konusundaki yüksek isteğini anlattı. Öte yandan gelişmiş kalp cerrahisi ve onkoloji merkezleri Lakuk ve Dibis ilçelerindeki hastaneler ve modern sağlık merkezleri ön plandaydı. Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi buğday mahsulunda pazarlanmasında tüm çiftçilerin de katılımını sağlayacak şekilde genişletilmesinin de önemli olduğuna değindi. Kerkük Valisi buğday mahsulünün pazarlanmasına yönelik çabaları tartıştı ve pazarlamanın tüm çiftçilerin katılımını sağlayacak şekilde genişletilmesinin önemini vurguladı. Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi şunları doğruladı. Kerkük Valiliğindeki alım merkezlerinde buğday mahsulünün pazarlama süresinin uzatılmasının önemini belirtti. Kerkük İl Meclis Üyesi Mühendis Muhammed İbrahim Hafız, Teknik İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Mühendis Ali Hammadi ve Kerkük Tarım Müdürü Züheyr Ali'nin katıldığı toplantıda şunları söyledi. Pazarlama sezonunu başarıyla ulaştırmak için çalışmalıyız. Pazarlamayı genişletmek için onay almaya çalışmalıyız ve Kerkük çiftçilerindeki tüm pazarlamacıların ürünlerini teslim etme taleplerini yerine getirmeliyiz. Valilikteki pazarlama merkezleri aracılığıyla Dibis ilçesi, Ezzap ilçesi ve Kerkük'ün tüm şehirlerine dahil duyurdu.
Kərkə bağlı Bəşir köyündə şehid düşən Tuz Hurmatı şehidləri anısına bir qrup Çardağlı gəncləri Tuz Hurmatı şehidlər məzarlığını ziyarət etdi. Kərköy'e bağlı Beşir köyünde şehit düşen Tuz Hurmatu şehitleri anısına bir grup Çardağlı gençleri Tuz Hurmatu şehitleri mezarlığını ziyaret ettiler. Ziyaretçi heyet Beşir köyünde şehitlerin başında yer alan komutan Abbas Çoma ve beraberindeki şehitlerin mezarı başında saygıyla andılar. Biz bugün Çardağlı köyünden gelmişiz, müşarik edek bura, ehliye edekin dikra istişad. Bir Kevkebe şuhada Tuz Hurmatu şehit oldular gittiler Beşir köyünde, Beşir kasabasında. Tabii Çardağlı hiç unutmarak ve yadımızdan çıkmaz bunların ettikleri. Bunlar çok bir faydakarlık verdiler. O müşareket ettiler Çardağlı'ya. Hücum olanda geldiler, defa ettiler bizden. Bizim istediğimiz de milletten hiç bu şehitler yadından çıkartmasın. Çünkü bu şehitler olmasaydı biz bu münatıklarımız hiçbir vakit aman ve hiçbir vakit katil ve hatıf ve tefcirsiz kalmazdı. Lidalik bu şehitler hiç yadından çıkmasın. Ve bir şeyimiz daha da var. O da merciiyel ulyanın da isteğidir. Ve biz de deyir gözüm bütün millete ve enne bütün müessisatın adın ve müsteşilerimizin, mektevlerimizin, caddelerimizin, şehitlerin adıdan olsun. Yani biz asla Duzda, Emirli'de olsun, Çardağlı, Bravçılı, Karnaz. Bizim çok şeylerimiz, müessislerimiz var. Adlar o adlardı ki aslan mantıkayla hiçbir tuhatı yoktu. Lidalik istediğimiz bu şehitlerin adlarını koysun, hatta yaddan çıkmasın. Bunlar çok bir faydakarlık veribler ve çok bir tadhiyat verdiler. Bu mantıka yaşasın ki. Allah rahmet etsin üzerine, sağ olasın. Gençler Tuz Hurmatu şehitleri bundan 10 yıl önce Çardağlı köyüne yapılan saldırıya karşı kahramanca mücadele gösteren şehitleri andılar. Allah Teala buyurup Kur'an'da وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَبِلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَكَمَا bu şehadeler Allah Teala yanında yaşayırlar ve aynı zamanda bizim yüreklerimizde yaşayırlar her zaman ve bunları hiç yattan çıkartmarız biz. Ve bunları zikretmek bizim vacibimizdi ve boynumuzun borcudu. Bunları her vakit yollarını itirmeyeğin ve her vakit bunları zikrin ihya edeğin. Çünkü bunlar ruhlarını verdiler, çünkü bunlar kanlarını döktüler. Din uğruca ve vatan uğruca ve bu yurtlar uğruca ve fi sebil bu millet amanda yaşasın, salamatta yaşasın. Biz bugün geldik 6. ayın 29'u. Bugün Duz şehitleri Beşir'de şehit oldular. Ve bunların bizimle büyük bir mevkifleri var idi. Ki Çardağlı'ya hücum olanda bizimle durdular bunlar. Ve biz de ona ki Red Cemil geldik, hazır olduk bura. Zikrede gözlerini. Gederek aynı ayrı şuhadalar var idi bu açıldan. Ki Çardağlı hücumunda durdular bizimle. Ve emirden çıkan var idi, şehit oldular. Ve bütün her kim durup bizimle onları yattan çıkartmayacak. Uluslararası haberlerde ise İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önümüzdeki pazartesi ve salı günü iki aday Mesud Pezeşkan ve Said Celili arasında iki televizyon tartışması gerçekleştirilecek ve bunlar İran resmi televizyonunda canlı yayınlanacaktır. İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki adayında yarı artı bir anlamına gelen mutlak çoğunluğu elde edememesi üzerine en fazla oyu alan İki adaylar ikinci tura geçti. İran seçim yasasına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de ikinci turuna ilişkin seçim kampanyaları ilk turunun kesin sonuçlarının resmi olarak açıklandığı tarihten itibaren başlıyor. Seçim komisyonu resmi sözcüsü dün seçimlerin kesin sonuçlarını açıkladı ve bu sonuçlara göre iki aday Pezeşkan ve Celili seçime girdi. Filistin meselesiyle ilgili olarak İsrail ordusunda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli şehit düştü. Aralarında basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti. Aralarında basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askeri araçları sabah saatlerinde geri çekildikleri Refah'ın batısındaki Eşşakuş bölgesine yeniden girdi. Zırhlı araçların girişiyle eş zamanlı bölgeye insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenlendi. Saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybederken aralarında basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı aktarıldı. İsrail zırhlı araçlar dün Refah'ın batısındaki Şakuş bölgesine girmiş. Yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve seralarını hedef alması sonucu can kayıpları yaşanmış ve bu sabah bölgeden çekilmişti. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 43 Filistinli şehit düşerek 111 kişi yaralandı. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 43 kişi öldü, 111 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 37.877'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze şeridine 268 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği 111 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarında ölenlerin sayısının 37.877'ye, yaralananların sayısının da 86.969'a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşılmadığı yenilendi. Gazze şeridinde devam eden Siyonist baskıları sonucunda Filistinli şehit sayısı 37.834 kişiye yükseldi. Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, Gazze şeridinde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralı sayısının 86.858 yaralıya ulaştığını belirterek, enkaz altında halen binlerce sivilin bulunduğunu kaydetti. Siyonist işgal gücüleri Karadağ Batı Şıraya'daki Nablus'un birçok kasabasına baskın düzenledi. Medya kaynakları işgalcıların da vatandaşları kışkırtmak amacıyla evleri yıktıkları ve bölge sakinlerini soruşturmaya tabi tuttukları kampanyaları yürütürken vatandaşların evlerine de gaz bombası attıklarını anlattı. Siyonist işgal ordusu da Gazze şeridindeki çatışmalarda son saatlerde 2 askerin öldürüldüğünü ve 22 askerin de yaralandığını kabul etti. İbrani medyası saldırının da Gazze şeridinin kuzeyinde yaşanan çatışmalar sırasındaki güçleri hedef aldığını ve ölen 2 kişiye eşlik eden güçler arasında çok sayıda ciddi yaralanmaya neden olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırılık Ajansı, Gazze şeridinde yaşananların da tüm yaşamsal ihtiyaçlarını kaybettiğini doğruladı. Gazze şeridindeki halkın her şeye ihtiyacı olduğunu ve çok zor şartlarda yaşadıklarını, bu ölümcül tehlikenin de sona ermesi için daha fazla yardım sağlanması gerektirdiğini belirten kurum, geçişlerinde açılması ve Gazze'ye yeterli gıda yardımının da girmesi çağrısında bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı Donetsk bölgesindeki iki yerleşim biriminin de ordunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Donetsk bölgesindeki iki yerleşim biriminin ordunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiğini belirten açıklamada, merkez ve güney askeri gruplarına bağlı birliklerin başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Spornoye ve Novolaskova yerleşim birimlerini kurtarıldığı ifadesine yer verildi. Ukrayna ordusuna ait 72 insansız hava aracının vurulduğunu bildiren açıklamada şunlar kaydedildi. Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 26.968 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16.463 tank ve zırhlı araç, 1.361 çok namlulu roket atar, 11.129 obüs ve havan topu ile 23.136 özel askeri araç imha edildi. Haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Mehmet Şia Sudani, hükümetin Irak bazının başarısı için tüm olanakları sağlama ve ulusal rolunu da güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Parlamento Başkan Vekili Muhsin El-Mendelavi ise yolsuzluk, terör ideolojisi, aşırıcılık ve uyuşturucu ile mücadele sırasında 4. otoritenin devleti desteklemedeki rolunu takdir etti. Gazeteciler Sendikası Başkanı Muayet El-Lami ise Araklı gazetecilere verdiği destekten dolayı Başbakan'a teşekkür etti. Diplomasiye ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi'ndeki bir temsilcinin Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Ziyaden aleyhindeki açıklamalarını reddetti. İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önümüzdeki pazartesi ve salı günü iki aday Mesut Pezeşkian ve Said Celili arasında iki televizyon tartışması gerçekleştirilecek ve bunlar İran resmi televizyonunda canlı yayınlanacaktır. İsrail ordusunun Gazze Şili'nin güneyindeki Rafah kentine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli şehit düştü. Aralarında Hamas'ın mensuplarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.